Aort anevrizmasında hangi aşamada hasta size gelmeli ve takibi nasıl yapılmalı? Bu aort anevrizmaları genellikle kendi başına bulunduğu zaman asemptomatiktir. Yani hastada pek fazla şikayet yapmaz, fazla şikayete neden olmaz. Beraberinde bir kapak hastalığı varsa kapağın barındırdığı probleme paralel olarak bir takım şikayetler yaratabilir. Kapak incelenirken aort hastalığı da yakalanmış olabilir. Genellikle çıkan aort anevrizmalarında bunu görüyoruz. Ama inen aort, yani göğüste ya da karındaki aortun şikayetleri genellikle ya bir organ iskemisine, yani aorttan çıkan damarın tıkanmasına ya da daralmasına bağlıdır. Ya da yırtılmaya başladığı zaman kendine ait olarak bir iç organ ağrısı ortaya çıkar. Kanamaya bağlı veya diseksiyona bağlı. Bunlar olmadan rastlantısal olarak yakalanılabilir. Bir hastada muayene yaparken de yakalanılabileceği gibi herhangi bir nedenle, ne bileyim işte bir böbrek ağrısı için bir ultrason çekilirken dahi karın aortundaki anevrizma rahatlıkla yakalanabilir. Bir göğüs filmi, bir akciğer hastalığı araştırması amacıyla çekilirken yakalanabilir veya rutin bir kardiyak check-up'ta eko yapılırken yakalanabilir. Ama benim bir şikayetim yok, aort anevrizmam da yok, kimse diyemez maalesef.